Merhaba, bu videoda size Arena of Warriors'tan bahsedeceğim. BSG alanında çıkacak yeni Play to Earn bu oyun yakında. Testnet olacak, testnette güzel ödüller dağıtacaklar. Yatırımsız bir şekilde kazanabileceğiniz güzel bir oyun. Videoya geçmeden önce kanalımda çeşitli videolar çekiyorum. Kripto para ana başlığı altında Play to Earn ve airdroplar hakkında videolar çekiyorum. Eğer hoşunuza gidiyorsa, para kazanmayı da seviyorsanız kanal tam size göre bir kanal. Abone olursanız sevinirim. Şimdi siteyi inceleyelim. Burada zaten bir hikaye var. Dediğim gibi Binance Smart Chain ağında olacak. Burada bir trailer var. Onu göstereyim şöyle. İşte karakterinizi seçiyorsunuz. Ben bunları detaylı bir şekilde Pictet'te ve Whitepaper'da göstereceğim. Buradan savaşacağınız rakibi seçtikten sonra küçük bir fee veriyorsunuz. Burada zaten bir karakter açılımı gerçekleştirmiş. İşte NFT'lerin rarity'si var zaten. Bir de tabii siz muhtemelen Immortal'ı göremezsiniz. Şimdi sizde o kadar şans yoktur. İnşallah vardır. Immortal çıkınca çok fazla kazanıyorsunuz bu arada. Onu da göstereceğim. Burada sıralama olacak. Sıralamada işte size daha fazla token kazanacaksınız falan filan. Dünya bossları olacak. Bu tip şeyler var. Ve oyunun yapımcıları Türk. En aşağıda zaten GitHub linklerini falan koymuşlar. 5 farklı karakter olacak. Dragon Slayer, The Ice Queen, Earthbender, Silver Black ve Shadow Assassin olacakmış. İşte canavarla savaşıyorsunuz ve savaşı çağırıyorsunuz. Burada partnerlerini göstermişler. Zaten bu ikisi var, bu var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunlar zaten klasik. Tokenomics'i göstereyim, burada göstereyim. Private sale'i %6 ayırmışlar. %2 public, %1 airdrop. Team'e de %14 ayırmışlar. Bunların vestinglerini göstereceğim. Vestingler önemli zaten. %64 de oyuna ayırmışlar. Ben %64 oyun için güzel. Çoğu bakıyorum %35 falan ayırıyorlar. Marketing'e %7 likidite'ye de %6 ayırmışlar. Ben yapımcılarla konuştum. Adamlar şey dedi işte. Dedim işte satıştan sonra marketing'e devam edecek misiniz? Oyuncu akışı nasıl olacak? Marketing'e devam etmek istediklerini söylediler. İşte bu oyunu uzun süreli devam ettirmek istediklerini ve kazandıkları paraları direkt yemeyip oyuna yatırmak istediklerini söylediler. Eğer dedikleri her şeyi yaparlarsa güzel olacağını düşünüyorum. Zaten %64 güzel bir miktar oyun için. Roadmap'i Pictet'te inceleyeceğim zaten. Takım kısmına da burada linklerden ulaşabilirsiniz. Zaten dediğim gibi Türklerden oluşuyor. Şu Testnet'ten bahsedeyim. Testnet ayın 22'sinde başlayacak yanılmıyorsam. Burada ödüllerden bahsetmiş. Şunu İngilizce yapayım. Immortal NFT veriyor. Birinci olursanız, ikinci olursanız Legendary, üçüncü olursanız Epic, 4 ve 10 arasında Rare veriyor. Bu NFT'lerin değeri minimum 200 dolar bu arada. Ve yanında da kendi oyunun tokenlerinden verecekler. Tokenleri ön satıştan 0,1 dolardan satılacak diye yanılmıyorsam birazdan göstereceğim. Yani o oynayarak yatırımsız bir şekilde sadece BSG testnet ağında olacaktır. Orada oynarsınız, sıralamaya girerseniz ödüllere kapabilirsiniz. İlk 4 ile 10 arasına girerseniz çok güzel olur. Burada detayları yazıyor zaten. Şimdi şeye başlayalım. Oyuna direkt nasıl başlayacaksınız? Önce bir MetaMask yükleyeceksiniz. Zaten burada linkini vermişler. Buradan yükledikten sonra zaten bilmiyorsanız YouTube'dan bunu çok kolay bir şekilde MetaMask nasıl kullanılır diye arattığınızda karşınıza çıkar. BSC ağına eklemeniz gerekiyor. BSC'yi nasıl eklersiniz? BSC scan yazarsınız şuraya. En aşağı inersiniz. Burada Add BSC Network diyor. Buraya bastığınız zaten otomatik BSC Network'ü eklenecektir. Ek olarak başka bir şey yapmanız gerekir. BSC testnet nasıl olacak? Testnet.bsc scan'e gireceksiniz aynı şekilde. Buradan da ekleyeceksiniz. Bu testnet, yani testnet'e girerken, etkinliğe katılırken bu ağdan katılacaksınız. İçinde de BNB olması gerekiyor. BNB faucet yazdığınızda zaten testnet en üstte çıkıyor. Buna tıklıyorsunuz. Cüzdan adresinizi şu ben insan değilimi yapayım. Şu üst kısma yazıyorsunuz. Give me BNB diyorsunuz. Size zaten BNB'nizi veriyor. Bunu yaptıktan sonra ilerleyen zamanlarda etkinlik başlar zaten. Aynı şekilde Discord sunucularının duyurusundan da geçerler. Discord sunucularının her şeyin linkini vereceğim zaten. Benim kanalımda da oyuna özel bir kanal açarım. O kanalda duyurularını geçebiliriz. Aynı şekilde sormak istediğiniz sorular varsa da kanala gelebilirsiniz. Zaten burada AWU satın alacaksınız. AWU nasıl satın alacaksınız? Sözleşme adresi TBA daha belirlenmemiş. Bu adres belirlendiğinde ben mesela Dex Screener kullanıyorum. Dex Screener'a girip mesela herhangi bir adres verdiler diyelim. Verdiklerinde atıyorum adresini yazacaksınız buraya zaten direkt şurada çıkacak.
Çıktığında mesela bu çıktı diyelim. Sağ altta zaten trade on pancake swap diyor. Buradan istediğiniz gibi BSC ağında trade'leyebilirsiniz. Alıp satabilirsiniz. Bunun dışında bu sözleşme adresi dışında hiçbir şekilde başka adreslerden alıp satmayın. Eğer sunucuya girdiğinizde siz sürekli özel mesajdan işte şöyle ön satışı kazandınız falan filan diye mesajlar gelirse çok kayda almayın. Sadece buradaki sözleşme adresine veya Discord sunucularındaki announcement veya işte burada neredeydi? Sosyal kısmında da verebilirler, belli olmaz. Muhtemelen announcement'ta duyururlar. Yani onun dışındaki mesajlara kale almayın. Nasıl oynayacaksınız zaten? Web sitesine gideceksiniz. Buradan Enter Game dedikten sonra size bir zaten onay isteyecek. Onayı verdikten sonra oyuna gireceksiniz. Dediğim gibi karakterler minimum 200 dolar olacak. Bu Oracle sistemine bağlı olacak. Mesela şu an mesela 2500 AU tokenini alıyor. Bu tokenin değeri yükselirse verdiğiniz AU tokenin değeri mesela 2 kat olduğunda 1250 adet AU tokeni alabileceksiniz bunu. Yani Oracle sistemi sürekli olarak fiyat aynı kalıyor. Token yakımı oluyor fiyata göre. Mesela her zaman 200 dolar kalıyor bu Oracle'da. 208 dolar olacak. Dediğim gibi eğer jeton yoksa da burada Charge Now kısmından oyuna yatıracaksınız. Oradan Select deyip de karakterlerinizi savaşa başlayabilirsiniz. Birden fazla hesaba izin veriyorlar. MetaMask'ta Credit Account diğer hesabı da yapabilirsiniz. Bunun artısı ne olur bilemem. Şimdi dediğim gibi oyunda Play Turn oyunlarda en önemli şey yakım. Yakım iyi olmazsa oyun sürekli çöker. Burada yakımların, para çekmelerin, save'lerin yani transferlerin, işte savaşçı alımlarının, bosslara girerken vereceğimiz PP'lerde ve pazar yeri ücretlerinde, fiillerinde hepsini yakacaklarını söylemişler. Ve oyuna başlarken karakterlerin NFT olarak satılmayacak. Sadece tokenle alınacağını sordum. Sadece token vererek alabileceksiniz. Bu da oyunun tokeninin yakımını güzelce sağlıyor. Şurada withdraw kısmı var. Withdraw kısmı Oracle sistemlerinde her zaman oluyor para çekme ücretleri ve günden güne düşüyor. Oracle nasıl oluyor? Mesela günlük siz 8 dolar alıyorsanız 10 dolar alıyorsunuz. Her zaman 10 dolar alıyorsunuz ama aldığınız tokenin miktarı değişiyor. Mesela bugün 10 dolarlık 100 tane token aldıysanız yarın 10 dolarlık 120 tane token alabiliyorsunuz. Oyun oynarken para çekme ücreti %20'den başlayacak. %20'den günden güne %2, %2 düşecek. Aynı şekilde bir referans sistemi var. Oyunda referans sistemi şurada gözüküyor. Eğer oyunda mesela para çekeceksiniz çekerken eğer referansınız varsa veya birine referans olduysanız %5 indirimden yararlanıyorsunuz. Aynı şekilde referans olduğunuz kişi de %5 para gidiyor. Eğer kimseye referans olmazsanız paranız %5'lik hiçbir şekilde çöpe gidiyor. Yani referans olmanız sizin için yararlı bir şey. Aynı şekilde referans buraya oyun açıldığında da gireceğiniz referans cüzdanını da buraya veririm açıklamaya. Onu da girerseniz sevinirim. Burada zaten referan kısmına ne kadar referans oldu, ne kadar kişinin referans olduğu ve kaç token kazandığınız gösteriyor. Oyunun ise sordum admine. Bana dediğine göre common'ın 8 günü oldu. 8 gün oldu. Yani common çıkartırsanız parayı 8 günde alıyormuşsunuz. Kazanma oranları şöyle. Eğer Immortal çıkartırsanız Immortal'a göre söylemişler tabloyu. %80 fazla alıyorsunuz common'a göre. Yani ona göre common'ı hesaplarsınız. Şimdi bir warrior günde 6 maç atabiliyor. Her attığında 7,20 dolar alıyor. Leveli göre tabi artıyor mesela. 11 levelde 7,28 alıyor. Savaştıkça ve işte boss kestikçe bu eğer karakterinizi level attırabiliyorsunuz. 6 kere atabiliyor. 7,20 dolar oluyor her fight'ta. O da günlük 43 dolar ediyor. Ve aylıkta 1200 dolar para ediyor. Eğer Immortal çıkartırsınız. Eğer Immortal çıkartamazsınız ne olur? Yaklaşık 2 katı zaten %80. Buna 43 dolar değil de 20 dolar, 23 dolar gibi düşünebilirsiniz günlük kazancınızı. Bu da dediğiniz gibi 10 gün, 8 güne denk geliyor zaten. Marketplace'inde %10 kesinti olacak. Bunlar da zaten yakılacak. Bir summon event var. Bu summon event oyun açıldığında olacak muhtemelen. Ve siz 5 tane alırsanız hem 100 dolar ucuz almış olacaksınız. Hem de bir tane Legendary garanti olarak almış olacaksınız. Bunun için bir 900 dolara sahip olmanız lazım. Eğer oyuna 900 dolar bir yatırım yapmak istiyorsanız bu Legendary'yi garanti bir şekilde alabilirsiniz. 5 karakter 900 dolar alabiliyorsunuz. 1000 dolar yerine. Eğer 10 adet alırsanız Immortal garanti veriyor ve %15 kesintiyle 300 dolar daha ucuza almış oluyorsunuz. Tabi videoda bahsettiğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir.
Oyuna sadece etkinliklerden bahsediyorum. Zaten balinaysanız alırsınız onu, oynarsınız, geçersiniz. Ek olarak şunu unutmadan da söyleyeyim. Testnet'e katılmak için şuradaki formu da doldurmanız gerekiyor. Burada da bir retweet istiyor sizden Twitter'da. Onu da atarsınız. Yüzden adresinizi yazarsınız. Testnet'e katılım sağlayabilirsiniz. Bunu doldurmadan testnet'e katılım sağlayamıyorsunuz. Bunun da linkini açıklamaya veririm zaten. Şimdi pick deck kısmında şöyle bir tanıtım var zaten. Soruyla çok ilgilenmiyoruz biz açıkçası. Şimdi vizyonlarından bahsedelim. İstikrarlı bir ekonomi sistemi istiyorlarmış. Benzersiz NFT'ler yapacaklar. NFT pazarına takas edilebilir. İşte oyuncu etkinliğini geliştirmek için PvP, PvP ve boss ve loncular gibi özellikle sağlıklı bir oyun alanı oluşturmak istediklerinden bahsetmişler. Oyuncularına GameFi'ye erişmesini kolaylaştırmak istemişler. Burada da oyuncular için pasif gelir sağlamak ve keyif almalarını sağlamaktan bahsetmişler. Oyunu 3 ana başlığa ayrılmışlar. Bu ana başlıklardan biri oyun başladığında olacak. PvE Combat, işte PvP'de canavarlara karşı token kazanacaksınız. Warrior Summon, para verip summon aldığınız yer. Referans sistem gösterdim zaten anlattım. Bu etkinlikte zaten 5 ve 10 adet aldığınızda size ucuza almanızı sağlayan şey. Arena Upgrade sistem gelecek. Mesela savaştığınız yani düşmanları güçlendireceksiniz ve daha fazla kazanacaksınız. Leaderboard olacak. Leaderboard güzel bir şey. Rekabeti arttırıyor. Withdrawal kısmını zaten bahsettik. Gelecek olan da NFT Marketplace gelecek. World Boss'lar gelecek. Haftada bir olacak bu. Savaşçılarımızı upgrade edebileceğiz. Beta test event zaten oynayanlara ek olarak bir yükseltme bonusu gelecekmiş. Beta test oynamanız önemli. Bug Hunter event olacakmış. Zaten bunu testnet'te yapacaklar. Feature oyuna gelecekte de PvP olacak. Guild Battle olacak. Guild Battle bence PlayTorrent oyunlarda Guild Battle'ın yani yakın zamanda gelmesi lazım ki rekabet artsın, oyuncular daha fazla para yatırsın, döngü olsun. Şimdi Guild Battle olunca rekabet daha çok artıyor. Weapon sistemi gelecekmiş. İşte savaşlarımıza silah takabileceğiz. Pet sistemi olacak. Ve ekstra petler ve dizaynlar getireceklermiş. Görünüm bu şekilde zaten oyunun. World Boss burada leaderboard, ayarlar, reward kısmı. Bu offer dediğimiz o zaten 5x 10x'e aldığımız referral kısmı. Burada charge'dan oyuna yatırıp karakter almamızı sağlayan şey. Burada zaten savaşırken çeşit çeşit şeyler var burada. Bu en kolayı mesela very weak diyor. Strong güçlü, weak biraz düşük, güçsüz. Bunlarla savaşıp oynayabiliyorsunuz. Şöyle de bir videosu var. Onu da göstereyim. Dediğim gibi burada bir karakteri seçiyorsunuz. Sonra savaşacağınız burada güç yazıyor mesela. Very weak yazmış. 1K CP'si var. CP dediğinizde combat power oluyor zaten. Fight'a bastıktan sonra bir BMV fisti veriyorsunuz. Bunlar şu ankiler BSC test etanında. Zaten verdiğiniz fiiller kazandığınız parayı çok rahat bir şekilde karşılar diye düşünüyorum. Burada en üstte sizin kazandığınızda aldığınız şeyler yazıyor. Mesela burada 625 XP almış. Dragon Slayer 3 level olmuş. Dediğim gibi 11 level olduğunu mesela daha fazla kazanıyor. Bu şekilde level alıyorsunuz. Ve 307 tane AU token kazanmış. Oyunun işi bu şekilde zaten. Bu summon kısmını dediğim gibi anlattık zaten. Arayaları atlatabiliyorsunuz. Dediğim gibi daha fazla token kazanıyorsunuz. Bossları göstermiş. Ve sıkılmamız için çeşitli Varyosa yaptık demişler. Bu da statların nadirliğe bağlı olacağından bahsetmişler. Savaş istatistiklerini ve seviyesini PvE boss fight'ta kullanarak yükseltebiliyorsunuz. Ayrıca kahraman istatistikleri savaşları kazanma ve ödülleri kazanma konusunda şansı bir hayli arttırıyor. Yani statlar bayağı önemli. Canavarları göstermiş. AU token'den bahsetmiş. Nereden kazanabileceğinizi falan filan. Zaten bunlardan bahsettik. Tokenomics'in kilitleri burada gösteriyor. Mesela şimdi ön satıştan private yerinden alınan 0.08'den alacak. Public'ten alınan 0.1'den alacak ve bunlar oyun açıldığında, token listelendiğinde %25 açılacak ve her ayda %10 %10 açılacak. Oyuna zaten %64'ünü ayırmışlar. Liquidity 1 yıl kilitli. Airdrop 1 yıl, 1 yıl alacak. Vesting yapmışlar 1 yılda. 1 yıla bölmüşler bunun vestingini. Takımı 2 ay kilitlemişler. 2 ay boyunca hiçbir şekilde satamayacaklar. Vesting'ini de 1 yıla bölmüşler bunun da. Marketing'i de listelemede %5 yapmış. Kötü değil vestingleri. Roadmap inceleyelim. Roadmap şimdi zaten şu şuraya kadar yapmışlar. Buradan sonra bir IDO yapacaklar token satışı.
Listeleyecekler bir Dex'te. Mainnet release yapacaklar. Yani oyunu yayınlayacaklar. PvP Combat. Media marketing yapacaklarmış. Coin Market Cap'te listelenecekler. Komitilerini büyüteceklermiş. Sonra bir borsada listelenmek istiyorlarmış. Bir NFT Marketplace açacaklar. Farming ve staking yapacaklar. PvP Arena'ya. Ascent Event bir event olacak. Ne olduğunu tam bilmiyorum. World Boss olacak. World Boss'lar gelecekmiş. Item Pet System. Guild Battles. Daha fazla karakter ve Warriors çıkaracaklarmış. Bu şekilde zaten dediğim gibi yapımcılar da Türk. Buradan da bakabilirsiniz. Oyun bu kadar. Yani anlatacak zaten çok fazla bir şey yok. Çok fazla bir şey yok dedim de video kaç dakika? Yaklaşık 20 dakika olmuş. Dediğim gibi eğer soracak olan sorularınız olursa kendi Discord kanalları da var. Şu anda çok aktif değil. Eskiden bir ay önce bir Asya pazarında bir reklam yapmışlar dediklerine göre. Kullanıcı sayısı bayağı fazla. 66 online kişi sayısı var şu anda. Burada bir Türkiye kanalı açmışlar. Benim gibi çok aktif değil. İsterseniz dediğim gibi benim kanala gelebilirsiniz. Soracağınız soruları burada sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi kazançlar.